Merhabalar, bugün konumuz yakıt tüketimini azaltmak için yapılması gerekenler. Ama klasik ışıklara gelirken yavaşlayın, camlar açık kullanmayın, yakıtı soğuk havada akşam vakti alın gibi bilindik şeylerden bahsetmeyeceğiz. Bunları her yerde görüyorsunuz zaten. Fazla yakıt tüketiminin arızaya bağlı nedenlerinden bahsedeceğiz. Ve hangi teknik düzeltmeler ve hangi ufak bakımlarla yakıt tüketimini azaltabiliriz, bunlardan bahsedeceğiz. Videomuza başlayalım. Malum son dönemlerde akaryakıt ve uçar yakıt yani LPG'ye çok fazla zam geliyor. Videoyu çektiğim tarih itibariyle akaryakıt fiyatları 9 küsürlü, uçar yakıt LPG fiyatları da 8 küsürlü rakamlarda. Artık bir ay öncesine göre araçlarımız 2 katından daha fazla yakmaya başladı. Yakıt maliyetlerimiz 2 kat arttı diyebilirim. Ortalama 40 kuruş 50 kuruş yakan araçlar 1 liranın üzerinde kilometre bazlı yakıt tüketmeye başladılar. Eskisine kıyasla yakıt sarfiyatının önemi hepimiz için biraz daha arttı diyebilirim. Videonun başında söylemiştik, teknik nedenlerden, arızaya bağlı nedenlerden bahsedeceğiz. İlk olarak kirli yakıt filtresi, kirli hava filtresi ve motor yağının değiştirilmemesi aracın fazla yakıt tüketmesine neden olur. Çünkü hava filtresi dolduğu zaman içeriye giren hava miktarını sınırlar, bir miktar engel oluşturur. Bu da araçta performans düşüklüğünde ve yakıt sarfiyatının artmasına neden olur. Keza tıkalı ve pislenmiş bir yakıt filtresi yakıt basıncını düşürür. Bu aracınızın fazla yakıt yakmasına neden olacaktır. Motor yağı ne kadar yeni olursa motor içi parçaların hareketinin o kadar kolaylaşmasını sağlar. Yağ eskidikçe, özelliğini yitirmeye başladıkça motor içi parçalara direnç oluşturacaktır. Direnç eşittir fazla yakıt tüketimi diyebiliriz. Fazla yakıt tüketiminin bir diğer mekanik sebebi akü voltaj sorunlarıdır. Özellikle benzinli araçlarda fazla yakıt tüketiminin baş mimarlarından biri akü olabiliyor. Akümüz zayıf ya da değil ama araç çalışırken zaten çok fazla akü kullanmıyor diye düşünebilirsiniz. Keza bu da doğrudur. Araç çalışırken genellikle ihtiyaç duyduğu elektriği şarj dinamosundan sağlanan akım ile yapmakta. Ama akım şarj dinamosundan motor devrine göre bildiğiniz gibi akım gücü de yükselmekte ya da düşmekte. Araçın çalışması için ise stabil bir akım gerekmekte. Her ne kadar şarj dinamosundan gereksinim sağlansa da şarj dinamosunun düşük ya da yüksek akım ürettiği anlarda akımın stabilizesi akü tarafından sağlanıyor. Akünüzün zayıf olması durumunda bobinine ve bujilere giden akımın da stabilizesi, dengesi bozulabilir. Bu dengenin bozulduğu anlarda da araçta fazla yakıt tüketimi eşittir performans sorunları ortaya çıkabilir. Yani akünüzün zayıf olması aracınızda fazla yakıt tüketiminin baş mimarlarından biri olabilir. Keza şarj dinamosunun bozuk olması ya da şarj dinamosunun gerekli kadar şarj yapmaması. Genellikle bu arızada zaten gösterge yapanınızda akü şarj lambası da yanacaktır. Ama genellikle şarj dinamosuyla alakalı sorunlar aynen aküde olan sorunlarla birebir aynı şekilde yakıt tüketiminin artmasına etkili mekanik sorunlardan biridir diyebilirim. Bir diğer konu yakıt tüketimine etkisi olan tabii ki lastik basıncı. Buna değinmezsek olmazdı. Daha önce bunun detaylı videosunu da yapmıştık. Genellikle herkes 28-30-31 PSI gibi değerler kullanıyor. Lastik barlarınla alakalı yanlış bir inanç var. Sanki universal olarak, global olarak lastiklere 30 PSI basılıyor olarak düşünülüyor ama genellikle araçların ihtiyaç duyduğu lastik basıncı daha fazla olabiliyor. Örneğin Peugeot 206 marka araçta kapı etiketinden aldığımız bilgiyle Peugeot 206'da önerilen lastik basıncının 34 PSI olduğunu görmekteyiz. Yani normalden daha düşük bir lastik basıncıyla araç kullanmak yakıt sarfiyatınızı arttıracak. Ayrıca sürüş güvenliğinizi de olumsuz etkileyecektir. Aracınızda düzenli olarak lastiğin görsel olarak inik olmasa bile lastik basıncını düzenli olarak kontrol etmek yakıt sarfiyatının bir miktar azalmasında size faydalı olacaktır. Çünkü lastikler genelde 10 PSI'nin altına düşmediği sürece şişikliği görüntü olarak 30 PSI ile 10 PSI arasında pek gözle görülür fark olmayacaktır. Kasis vesaire yük binme durumları hariç. O yüzden aracın az yakması için ne yapmalıyım diye düşünenler için en az ayda bir kez lastik basınçlarının kontrol edilmesi ve bunun rutine bindirilmesi önerimizdir diyebiliriz. Bir başka durum ön ve arka düzen yani yürür aksamla alakalı sorunlar. Bu sorunları genelleyelim çünkü çok fazla tek tek tüm sorunları anlattığımız zaman inanın videonun süresi 30 dakikayı da aşabilir. Örneğin rota ayarının bozuk olması. Bu durumda aracın tekerleri biri sağa biri sola doğru gitmeye çalışacak. Aracın
sürtünmesini arttıracak ve fazla yakıt tüketiminin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Porya bilyalarının arızalanması. Porya bilyaları bildiğiniz gibi tekerlek göbeklerinde aks bilyası olarak da biliriz bu parçayı. Tekerleklerin göbeklerinde olan parça bunun içindeki rulmanları bozulmaya başladığı zaman aracın ivmelenmesine direnç oluşturur. Hatta porya bilyası arızasını anlama konusunda aracın rampa aşağı hızlanamaması bilindik porya bilyası arıza belirtilerinden biri. Bu yüzden aracınızın porya bilyalarında arıza olması durumunda aracınızın fazla yakması da kaçınılmaz olacaktır. Tekerlerin içe ya da dışa kamber vermesi, bu durum yine ön düzenle alakalı sorunlar nedeniyle fazla yakıt tüketimlerinden biri olacaktır. Aracın fazla yakmasına neden olan bir diğer mekanik arıza da buji arızaları. Dizel araçlarda ısıtma bujisi, kızdırma bujisi, benzinli araçlarda ateşleme bujileri. İlk önce benzinli araçlardan başlayalım. Benzinli araçlarda ateşleme bujilerinin bir sentil aralığı bulunur. Bu sentil aralığı da buji kullanımına bağlı olarak değişiklik gösterebilmekte. Çünkü bujiler çok yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Çalışırken çok yüksek sıcaklıklar araç stop edip belli bir süre sonra çok düşük sıcaklıklara maruz kaldığı için genleşme etkisi bu parçaların üzerinde gerçekten çok fazla oluyor. Bu genleşme etkileri de zamanla buji sentil aralığının bozulmasına neden oluyor. Bu sentil aralıklarının bozulması da ateşleme sistemi üzerinde olumsuz etki gösteriyor. Ateşleme sisteminin üzerinde olumsuz etki eşittir fazla yakıt tüketimi anlamına geliyor zaten. Yani benzinli aracın az yakması için neler yapmalı diye düşünüyorsanız düzenli periyodik bakımlarınızda buji değişimi ya da en azından buji sentil aralık kontrolünde bakımlarınıza eklemenizi tavsiye ederiz. Keza dizel araçlarda kızdırma bujisi arızaları. Kızdırma bujisi arızalı olduğu zaman özellikle soğuk havalarda dizel aracın ilk çalıştırma aşamasında oldukça fazla yakıt tüketimi sıklıkla görülüyor. Ya da özellikle yaz aylarında da olsa dizel aracı çalıştırırken kızdırma bujisinin ısıtmasını beklemeden direkt marşa basmak ilk birkaç saniye yüksek motoru kendini toparlayana kadar yüksek yakıt tüketiminin ortaya çıkmasına neden olabiliyor diyebiliriz. Dizel motorların içinde bir ateşleme sistemi bulunmuyor. Tamamıyla sıkıştırmayla ateşleme sağlanıyor. Bu sıkıştırılmada da düzgün ateşlemenin sağlanabilmesi için yanma odasının içinin belli bir sıcaklığa ulaşması gerekiyor. Bu sıcaklığa zaten araç çalışınca sürekli ateşlemelerle bu sıcaklık yanma odasında sağlanıyor. Ama ilk çalıştırmada haliyle yanma odasının içi ortam sıcaklığıyla aynı oluyor. Ortam sıcaklığında doğru ateşleme sıcaklığına çıkarılması için de bu kızdırma bujileri kullanılıyor. Aracınızda kızdırma bujileriyle alakalı sorun varsa fazla yakıt tüketimi aracınızda kaçınılmaz olacaktır. Yani dizel yakıt tüketimi nasıl azaltılır diye merak edenlere de kızdırma bujisi bakımlarını aksatmayın diyebiliriz. Son iki başlığım var. Birisi swap ayarı, birisi baskı balata. Baskı balatayı zaten bilmeyen yok gerçi ama o yüzden baskı balatayı en son atıyorum. Swap ayarı. Genellikle yeni nesil motorlarda artık swap ayarı yok. Artık yeni nesil motorları çoğunda lifterlar var, kadehler. Bunlar swap ayarını anlık olarak otomatik yapıyor ve aracınızda swap ayarı gereksinimi olmuyor. Ama özellikle 8 valf motorlarda sık görüyoruz bunu. 16 valflerde de olan var ama ağırlık olarak 8 valf motorlar ve 10 yıldan önce üretilen birçok marka araçta swap ayarı hala güncelliğini koruyor. Swap ayarıyla aracın hem yakıt tüketimini azaltabiliyor hem de en az yakıt tüketimiyle en yüksek performansı alabiliyoruz. Peki bu neden oluyor? Çünkü swaplar bildiğiniz gibi havanın içeri alınmasını ve ateşlemeden sonra ortaya çıkan karbon monoksit gazının da yani egzozun dışarı atılmasını sağlayan parçalar. Bu ayar bozulduğu zaman aracın yeteri kadar hava alamamasına ya da yanan yakıtın yeteri rahatlıkla dışarıya atılamamasına neden oluyor. Swap ayarının etkisi araç üzerinde bu. Bu etkide aracın yeteri kadar hava alamaması, hava yakıt karışımının dengesizleşmesine yani az hava fazla yakıt alınmasına ve yakıt tüketiminin artmasına keza yakılan yakıtın rahat bir şekilde dışarıya atılamaması da aracın performansının düşmesine, performans düşmesi de paralelinde yakıt tüketiminin artmasına neden oluyor. Yani swap ayarı araçta uzun süredir swap ayarı yaptırmadıysanız bir swap ayarı kontrolü yapabilir. Bu sayede aracınızın yakıt tüketimini azaltabilirsiniz. Son olarak baskı balata bildiğiniz gibi motorun ürettiği tüm torku araca yansıtan, tüm gücü araca yansıtan bir parça. Motor ne kadar güç üretirse üretsin baskı balatanız kaçırıyorsa yere yansıyan güç üretilen güçten daha az olacaktır. Bunu da şöyle anlatalım. Siz 100 kW'lık bir motorunuz güç üretti.
Bu gücün yere %20 kayıpla aktarıyorsunuz baskı vatanın kaçırması sebebiyle. 100 kahvalık güç üretirken 100 litre yakıt yaktınız. Ama 80 litre yakıt yaktığınızda alacağınız güç kadarını yere aktarabildiniz. Yani %20 kaybınız var. Bu da size ekstra olarak %20 yakıt kaybı, %20 aracın daha fazla yakması olarak geri dönecektir. Baskı balata sorunları, özellikle kaçırma sorunu, aracınızda fazla yakıt tüketiminin, belirgin olarak fazla yakıt tüketiminin ana sebeplerinden biridir diyebiliriz. Bu videonun ana konusu aracın bakımlarının aksatılması, aracın düzgün çalışmayan herhangi bir arızasının olması, diyelim ki pompa arızası, bobin arızası, enjektörlerinin birinin arızalı olması, bu tarz ana arıza konuları da tabii ki yakıt tüketimini arttıracaktır. Aracınızın stabilizesini bozan her etmen artı yakıt tüketimi olarak size geri dönecektir. Aracınızın bakımlarını eksik etmemeniz, aracınızda hiçbir arızayı görmezden gelmeyip onararak araç kullanmaya devam etmeniz yakıt tüketiminin azalmasında son derece etkili. Arızanın onarım maliyeti kadar bütçeyi fazla yakıta harcamadan direkt olarak arızanın onarımını yapmanız uzun vadede faydanız olacaktır diyebiliriz. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi kapanış ekranına geçelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Her türlü arıza, araçta yaşadığınız problemlerle alakalı ya da izlediğiniz videoyla alakalı eklemek istedikleriniz, belirtmek istedikleriniz her türlü durum için aşağıdaki yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Bize gelen soruları günlük olarak cevaplamaya gayret ediyoruz. Fakat günde yüzlerce soru gelebiliyor. Bu yüzden abonelerden gelen sorular daha hızlı ve öncelikli cevaplanıyor. Sorularınıza hızlı yanıt almak isterseniz ve bizlere ve kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıklı ve arızasız günler dileriz.